Hayırlı olsun sayın. Allah utanır nasıl? Yine Rabbim bir güzel hizmetleri yapmayı nasip etsin inşallah. Seçim atmosferi sanki yokmuş gibi güzel bir hava karşıladık bilhassa kırsal mahallelerde. Yani Ankara'da seçime karar verildi, ittifaka karar verildiğinde burada seçim sonucu neredeyse belli olmuştu ve biz burada gerekenleri yaptık. Tabii çok çalıştık, her mahalleye birkaç defa gittik. 171 bin kişinin %45'i Evrara Mahallesi'nde yaşıyor. Akademisyen, öğrenciler, burada işçisi, memuru, karı koca çalışan çok fazla. Herkese direkt ulaşılamıyor. Yani kapıyı çalıyorsunuz yok. %80'i 5 mahallede yaşıyor. %20'si 5 mahallede, 20 o diğer 25 mahallede de %20'si yaşıyor. %80'i 5 mahallemiz yaşıyor merkezde. Yani çok farklılık mahallelere göre çok farklılık gösteren bir yer ama sağ olsun Balancıoğlu Bey bilhassa okulda, sağlık ocağında çok atak yaparak hemen hemen bütün ihtiyaçların karşılanmasında önde olmuş. Artık Talas'ta da, bilmem Kayseri'de de muhtemelen öyle hanımefendiler bilhassa merkez mahallelerde bize oturma evleri yapın. Çocuklarımız bir kenarda, bizim evler batmasın buralar. Bunları istiyorlar. Sayın Bakanım, yeşil alan noktasında biraz tabii ana yurt biliyorsunuz Mevlana Mahallesi tahrip edilmişti öncesinden. Ama genelde bir huzur var. Biz de her hafta öncelikle Cuma'yı bir köyde kılıp kırsal mahalleler Tomarca'ya yakınlarında ki kırsal mahallelerimize gidiyoruz. Gitmişken de 2-3 evi ziyaret ediyor bütün teşkilat olarak. Çok şükür sayenizde bir sıkıntımız yok efendim. Hoş geldiniz. Tanrılar. Meselemizin en güzel, en şirin bölgesindeyiz. Talas'tayız. Seçimlerden yeni çıktık. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Mustafa Başkanımız burada vatandaşın hüsnü teveccühünü kazanıp belediye başkanı oldu. Allah utandırmasın. Rabbim güzel hizmetleri yapmayı nasip etsin. Zaten verilmiş olan birçok hizmet vardı. Başarılı arkadaşlarımız vardı geçmişe doğru da. Birçok arkadaşımızı ismen anmıyoruz ama yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnsanların yaşadığı yerde eksik bitmiyor, ihtiyaç gitmiyor. Her belediye başkanı kendi dönemine ait iyi işler yaparak ayrılıyor ve işine bakıyor. Ve yeni dönemde de yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Onları görmek üzere de yeni başkanlar seçiliyor. Mustafa Bey tecrübeli bir arkadaşımız. Senelerce Büyükşehir Belediyesi'nde beraber çalıştık. Arkasından ülkemizin içinde bulunduğu o sıkıntılı ortamda kendisine biz hükümet olarak bir görev verdik. Van veya Diyarbakır diye söylediğimizde Van'a gidip aylarca, senelerce hizmet etti. Belediyeciliği bilen bir arkadaşımız. Nihayetinde çalışkanlığıyla, dürüstlüğüyle de isim yapmış, müsemma olan bir arkadaşımız. İnşallah burada önümüzdeki dönemde güzel işler yapacaktır. Vatandaşın duasını alacaktır, Allah'ın rızasını kazanacaktır. Bir taraftan da tabii Cumhur İttifakı olmanın da bereketini, keyfini bu seçimlerde tüm Kayseri gördü. İnşallah bundan sonra da bu beraberlik devam eder. Ülkemizdeki sıkıntılar biter diye ümit ediyoruz. Ben yeniden seçilen tüm arkadaşlarımıza ve Mustafa Başkan'a başarılar diliyorum.